Evet, hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sı şu anda toplantı halinde. Gündemle ilgili konuları genellikle özetleme gibi bir geleneği sürdürüyorum ama bu sefer gündemdeki tartışmalı konulardan bir tanesine odaklanma durumundayım. Onu ifade edeyim. Ve o çerçevede bazı gerçekleri kamuoyuyla sizin aracınızla paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, bir rezaletin, bir kepazeliğin oluşturduğu bataklığın içinde hükümetin çırpınışlarını izliyoruz. Her gün ortaya çıkan ses kayıtları, görüntüler, bizzat başbakanın etrafında gelişen kirli ilişkilerin birinci ağızlardan ortaya döküldüğünü ne yazık ki izliyoruz. Devlet çökmüştür tanımı Meclis Başkanı Sayın Cemil Çiçek'in bir tespitidir. Bu tabloyu izah etmek için de fazla söze hacet kalmadığını gösteren bir tespittir. Normal bir demokraside değerli arkadaşlarım, ortaya saçılıp dökülenler, ortaya atılan iddialar bir hükümetin meşruiyetini tartışmalı hale getirir. İstifa eden, daha doğrusu ettirilen bakanlar, dikkat ediyorsunuz, şimdi seçim bölgelerinde açık tehditler savurarak tekrardan siyaset tedavülüne sokuluyorlar. Yolsuzluk ve rüşvetle ilgili iddialar fezlekelere girerken aynı anda dürüstlük nutukları, alnımak benim, bak tertemizim iddiaları ortalığı kasıp kavurmaya başlıyor. Gelsin şu fezlekeler dediğimiz zaman fezlekeler bir türlü Adalet Bakanlığı'ndan 100 metre ötedeki meclis başkanlığına ne yazık ki gelemiyor. Baş sorumlu, baş organizatör ve ne yazık ki bu deyimi kullanarak söylüyorum, baş çalan, yürütmenin başı ise aynı makam, aynı besteye sığınmış, bağırmaya yurt içinde, yurt dışında devam ediyor. Bütün millet hırsız var, hırsız var diye bağırıyor. Başbakan hala komplo yapıldı, darbe yapıldı, çete var, paralel var gayretkeşliği içerisinde. Bu bataklıkta kendini savunmaya, avutmaya çalışıyor. Değerli arkadaşlarım, dün grup konuşmasında Sayın Genel Başkanımız ATV Sabah grubu etrafında Başbakan'ın Binali demedi biliyorsunuz. Milyon Ali Yıldırım'ın salmalarıyla havuz oluşturularak Başbakan'ın emrinde yayın yapacak bir kuruluşun nasıl organize edildiğini kayıtlarla, ifadelerle ortaya koydu. Kan donduran ifadeler. Ve bu ülkede namusuyla, onuruyla yaşayan, geçim savaşı veren milyonlarca insanı isyan ettirecek ifadeler. Neymiş? Sayın Başbakan, kendi borazanlığını yapacak televizyon ve gazete oluşturmak peşinde. Daha önceki dosyalar, iddialar, bu kayıtlarda belirlenen, belgelenen suçların hepsi Yüce Divanlık. Değerli arkadaşlarım, özel konuya geçeceğim ama kısaca bir 17 Aralık bugün arasında 3-5 cümle söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Rıza Zarap isimli şahıs ve İran bağlantılı altın kaçakçılığı ve kara para aklama trafiği ile ilgili konular 17 Aralık'ta bir soruşturmaya konu edilmişti. Daha sonra TOKİ ve Şehircilik ve Çevre Bakanlığı üzerinden, Ulaştırma Bakanlığı üzerinden yapıldığı iddia edilen yolsuzluklar soruşturmalara konu edilmişti. Dün ifade edildiği gibi bankalar, medya sektörü ve iş adamları üçgeninde gelişen kirli ilişkiler ortalığa saçılmıştı. En önemlisi başbakanın oğlu, kızı, damadı, dünürü, 3 AKP milletvekili, 3 AKP İstanbul İlçe Belediye Başkanı'nın mütevelli kurucu heyet üyesi oldukları TÜRGEV Vakfı ile ilgili çok ciddi iddialar ortaya döküldü. Bununla ilgili daha henüz ortaya dökülmemiş çok ciddi kanıtlar, kayıtlarla beraber bize de ulaşmış durumda. Bunlara geleceğim. Ama şu TÜRGEV gerçeğinde biraz duralım isterseniz.
Başbakanın açık bir anayasa suçu işleyerek soruşturtmamaya, yargılanmasına izin vermemeye dönük çabaların içine girdiği TÜRGEV olayı. Öncelikle bu konuda Sayın Genel Başkanımızın sorduğu soruyu sorarak başlamak istiyorum. Bakın, günün biri, tarih 26 Nisan 2012. Vakıflar Bankası'ndaki Necmettin Bilal Erdoğan'ın hesabına Royal Protocol isimli bir kaynaktan, muhtemelen Orta Doğu veya Suudi kaynaklı bir yapı, buradan 99.999.990 Amerikan doları havale geliyor. 5 dakika içinde 100 değil, 100 milyon değil, 10 dolar eksik. 10 dolar herhalde havale kesintisi. Ve 5 dakika içinde Bilal Erdoğan'ın hesabından TÜRGEV'in hesabına aktarılıyor para. Vakıf Banka bu havalenin geliş tarihi 26 Nisan 2012. IBAN numarasını da veriyorum. TR 2200 0150 0158 0480 1323 9675. Bu ve bunun benzeri para trafikleri mevcut. Hepsinin tarihleri ve IBAN'ları da mevcut. Değerli arkadaşlarım, 100 milyon dolarlardan bahsediyoruz. Bu para neyin karşılığıdır Allah aşkına? Ne karşılığında Bilal Erdoğan'ın önce kendi hesabına sonra TÜRGEV Vakfı'na 5 dakika içinde aktarılmıştır? Ne karşılığıdır bu? Rüşvet midir? Ne karşılığıdır? Türkiye'de ve dünyada bir sürü vakıf var. Değerli arkadaşlarım, 100 milyon dolardan bahsediyoruz. Dikkat edin. İki soru. Bu Royal Protocol'dan veya farklı kaynaklardan gelen paraların milyar dolara yaklaştığını görüyoruz. Yüzü geçtik, milyar dolara yaklaştığını görüyoruz. Hangi Türkiye'deki hangi şirket ne kadar para yatırmış hepsi kayıtlarımızda var. Ben beyefendilerin açıklamasını isteyeceğim önce. Açıklamazlarsa sonrasında çok daha geniş bir basın toplantısıyla ses kayıtlarıyla beraber bütün bu pazarlıkların nasıl yapıldığını belgeli olarak kamuoyunun bilgisine sunacağız. Yatırılış sebebi nedir bu kadar büyük meblağlar? Nedir bu TÜRGEV'in sırrı değerli arkadaşlarım? Neden TÜRGEV'e yurt dışından bu şekilde milyar dolarlar akıyor? Üç, neden Vakıfbank ve Albaraka vasıtasıyla gelen kaynağı belirsiz bu meblağlar, bakın bu çok önemli, yasal zorunluluk olduğu halde MASAK'a, yani Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu'na neden bildirilmiyor bu bankalar tarafından? Bir seferde 100 milyon dolar. MASAK'a bilgi verilmiyor. Dört, bu kanunsuzluk konusunda Maliye Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu neden dut yemiş bülbül gibi sessiz? Hiçbir açıklama yapamıyorlar. Neden? 1000 liralık, 2000 liralık kiranın bile bankaya yatışı makbuzla takip edilirken kiracı ile ev sahibi arasında 100 milyon dolardan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Maliyenin haberi yok. MASAK üstüne gidemiyor, soramıyor. Para yatırılan kaynak MASAK'a bilgi vermiyor, veremiyor. Beş, peki bu paraların yattığı TÜRGEV ilgili kurumlar ve bakanlık tarafından denetlenmiş midir? Elini süren yanıyor. Aynı MİT'in tırları gibi. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı neden TÜRGEV hesaplarının mali tablolarını kamuoyuna açıkça, şeffafça sunamıyorlar?
Bakanlığı'nı burada göreve çağırıyor. Kendisine eleştiri getirenlere, mali denetim kıskacı getiren, şantajı getiren bir hükümet ve başbakan, kendi oğlu, kızı, dünürü, milletvekilleri, belediye başkanlarının kurucu olduğu bu TÜRGEV'in hesaplarının şeffafça kamuoyuna yansıtılmasının neden engel olduğundalar. En ufak bir eleştiri getiren herhangi bir şirkete mali denetim şantajı devreye sokuluyor, biliyorsunuz. 6. TÜRGEV değirmeninin suyu nereden geliyor değerli kardeşlerim? Nereden geliyor? TÜRGEV bu faaliyetlerini hangi kaynaktan gelen, hangi paralarla yapıyor? 7. Bu vakfa en büyük bağışı yaptığı bilinen yurt dışı kaynaklı Royal Protocol kime aittir? Bu para kara para mıdır? Kaynağı belli olmayan bu paraya MASAK nasıl bir işlem yapamamaktadır? Neye karşılık bu kadar yüksek miktarda, yüksek meblağda bağış adı altında bu paralar TÜRGEV'e yatırılmaktadır? Neye karşılık? İyi niyet mi? Yardım hissi mi? Ne beklentisi vardır bunların? Karşılığında ne almışlardır, ne alacaklardır? ATV sabah havuzunun oluşturulmasında iş adamların tapelere düşen beklentileri gibi. 8. Yasin Elkadı. Bir kenara koyalım. Vakfa bağış yapan Türkiye'den de birçok kişi, şirket, müteahhitlik şirketi, özel hastane, reklam şirketi, bir sürü, hepsinin kaydı var. Neden yüzlerce vakıf ortada dururken TÜRGEV'e bağış yapma ihtiyacı duymuşlardır? Nasıl bir illiyet bağı var bu bağışlarla TÜRGEV'den beklentiler arasında? Alınan ihalelerle yapılan bağışlar arasında açıktan bir ilişki var mı? 9. Vakfa biliyorsunuz Bakanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyeti tanındı. Bu vergi muafiyeti tanındıktan sonra yapılan bağışların arttığı doğru mudur? Tarih itibariyle. 10. Peki bu şirketler, özellikle Türkiye'deki şirketler, TÜRGEV'e bağışları kendi ceplerinden mi yapmaktadırlar? Yoksa devlete ödeyecekleri vergiden mi düşmektedirler? Dolaylı bir devlet soygunu. Dolaylı bir kamu kaynağı soygunu. Can alıcı bir soru daha. Hangi hazine arazilerini, hangi askeri alanları İstanbul'da, Konya'da, Urfa'da, daha başka bir sürü yer var. TÜRGEV'e peşkeş çektiniz ve çekme planları içindesiniz hala başkaları için. Hangi alanlar bunlar? Şimdi değerli arkadaşlarım, huzurlarınızda başbakana çok konuşan, hiçbir şey anlatmayan hükümet sözcüsüne ve muhatabım sayın parti sözcüsüne açık bir çağrıda bulundum. 12-13 soru sordum. Hiç kıvırmayın. Hiç yana sağa sola son günlerde bayraklar gibi U dönüşü yapmayın. Demagoji yapmayın. Saptırmayın. Yüreğiniz yetiyorsa cevap verin bütün. Başbakan, hükümet sözcüsü ve hükümet parti sözcüsü. Bu sorulara açık, net, cesurca cevap verin bakalım. Millet adına soruyorum. Verdiniz, verdiniz. Hani sen diyordun ya, açıkladın, açıkladın. Açıklamazsan pazar günü şunu yaparım. Ben de verdiniz, verdiniz. Vermezseniz, çok güzel ses kayıtlarıyla beraber kimin nerede ne halt ettiğini ve nelerin içinde olduğunu bu milletin önünde açıklamakta bizim boynumuzun borcu olacaktır.
Değerli arkadaşlarım, ağır bir vebal altında bu kadro. Konu sadece rüşvet, nüfus ticareti, bağış karşılığı ihale bölüştürme midir? Başka amaçları da var mıdır? Bakın çok can alıcı bir yere geliyorum. Paralel 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 değil mi? Son günlerin moda siyasi deyimlerinden bir tanesi. Yoksa bu vakıf aracılığı ile devletin içerisinde milli eğitim sistemini ele geçirip amaçlarınıza uygun bir yapılandırmayı ve yönetmeyi hedefleyen gerçekten paralel bir milli eğitim sistemini mi kurmak istiyorsunuz? Milli Eğitim Bakanlığı bu işlerden haberi var mı? Bu vakfın başındaki Bilal Erdoğan bürokratlarla ve sizinle bu paralel milli eğitim yapısını kurabilmek için bir temasa geçti mi, size önerileri oldu mu? Sizle bazı konuları paylaştım. Dökülün bakalım biraz, açılın. Gerçek paralel çıkıyor ortaya. Gerçek paralel devletin içerisinde, devletin kurumları içerisinde bu tür kara paralarla, rüşvetlerle paralel bir milli eğitim sistemi oluşturmak, devlet içinde paralel devlet bunlar kuruluyor. Değerli arkadaşlar. Cevap verdiniz, verdiniz. Kendi sesinizden milletin önünde bütün yaşananları duymak zorunda kalacaksınız. Hepsi suistimal, hepsi nüfus ticareti, hepsi rüşvet, hepsi soygun, hepsi ahlaksızlık, hepsi haram. Bir de bunların üstünü utanmadan, arlanmadan, halkın gözüne baka baka yalan söyleyerek, yüce dinimizi ve inançlarımızı da hırsızlıkların üzerine örtmek için kullanarak büyük bir gayret geçtik içindeler. Acı olan da bu. Acı olan da bu. Daha düne kadar şu söz kimindi? Aynı kendi sözünden okuyorum. Yahu hakimlere, savcılara neden baskı yapıyorsunuz kardeşim? Bırakın adalet yerini bulsun. Hak yerini bulsun. Adalete saygınız yok mu sizin? Bu nasıl zihniyet yahu? Yahulardan anlıyorsunuz müellifini bu sözlerin. Dün böyle söylüyordu. Ucu biraz değdi beyefendiye. Biraz değil tam değdi. Şimdi açık söyleyeyim. Ben bu hakimlere, savcılara güvenmiyorum. İnanmıyorum. Bunlar paralel devletin uzantılarıdır. Önce oğlumu hapse atıp sonra bana gelecekler. Bu yargı yargı değil, çete, çete. Allah düşürmesin. Allah düşürmesin. İşte bu çelişkiler adamın suratına tokat gibi çarpar, yakasına da münafık diye yapıştırır adamı. Değerli arkadaşlarım, söyledim, alnının ortasına hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet yapışanların U dönüşü iddialar kendine ve oğluna gelince bu şekilde karşılık buluyor. Görevden alınan 250'den fazla hakim ve savcı, yerleri değiştirilen, 3 tur yeri değiştirilenler de dahil 7000'in üzerinde emniyet görevlisi. Adli kolluğu yargının elinden alıp valiye bağlayan ve talimatla kendisine dolaylı olarak bağlayan hukuk dışı girişimler, anayasa dışı girişimler. Adalet Bakanı'nın, dolayısıyla Başbakan'ın doğrudan emrine alacağı ve o şekilde yapılanmasını amaçladığı bir HSYK. Dediğim gibi Allah bir kez şaşırtmasın değerli arkadaşlar. Yakında bunlar hepimizin bildiği harama da biz yaparsak helaldir diye fetva çıkartırlarsa şaşırtmayın. Bu kadar gözleri dönmüş vaziyette. Şimdi ben bu soruların cevabını bekliyorum. Sorularım açık. 13 tane soru sordum. Paralel milli eğitim
sistemi kurma projelerini sordu. Cevap bekliyoruz. Hani siz her yerde konuşuyordunuz? Hani siz cesurdunuz? Mangalda kül bırakmıyordunuz? Buyurun. Buyurun cevap verin. Vermezseniz sözlü olarak ya bir basın toplantısında ya bir televizyon kanalında bütün bunları detayıyla paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade ediyorum. Ve başbakanı, hükümet sözcüsünü ve parti sözcüsünü bu sorduğum sorular çerçevesinde açıklamaya davet ediyorum. Değerli arkadaşlarım, müsaade ederseniz bugün soru almayayım. Çünkü geçen pazar akşamı bir televizyon kanalında 2 saat parti sözcüsü olarak demokratikleşme ile ilgili, tüm gündemle ilgili sorulara açık cevap verdim. Bu konunun öneminin altını çizerek sizlerden anlayış rica ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.